ne terbiyesiz insanlar var. Her kıçın eti yenmez terbiyesiz. Ne var? Ay sen misin? Yok ben değilim baban. Yahu niye bakmıyorsun bir saattir? Ya nereden bileceğim ben sen olduğunu? Ben öyle her korna çalına bakacaklardan değilim. Aferin. Hep böyle ol. Aman mersi. Çok mu hoşuna gitti? Peki nereye gidiyorsun? Alışverişe. Ne alacaksın yine? Tencere filan mı? Çizlik ayağını. Aman ha, dolandırırlar yine bakarsın. Dikkatli ol. O esinin yüzünden oldu Yusuf. Bunu biliyorsun. Hadi bin de götüreyim nereye gideceksen. Ya şuradaki markete gidiyorum. Senin götürmene hiç gerek yok. Ne oluyor be? Yine sinirin tepende. Herhalde müsaade et de olsun. Niye bu kadar sinirlisiniz efendim? Yine ne yaptık? Hangi aydayız Yusuf? Mayıs. Yok, Haziran. Peki bugün ayın kaçı? Bugün ayın biri galiba. Evet, bugün 1 Haziran. Ne olmuş? Ne olmuşmuş? Saksı. Allah Allah. 23 Nisan geçti. 19 Mayıs geçti. Bayram değil, seyran değil. Kabotaj bayramına daha bir ay var. Anneler günü desen değil. Yahu ne var bugün yahu? Yahu bugün ne var? Bugün benim doğum günüm Yusuf Bey. Doğru yahu. Kusura bakma müstesna. Unutmuşum. Ama biz sizin doğum gününüzü unutmuyoruz Yusuf Bey. Peki bugün nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben evde kızlara parti veriyorum. Ne partisi? Garden parti. Hani bahçede öyle kadehler ellerinde dolaşırlar ya. Ne partisi? Doğum günü partisi. Neler biliyorsun be. Çok kültürlü kızsın ha. Helal olsun. Garden parti. Kaç oldun şimdi sen? 35 oldun mu? Sen oldun 35. Ben daha 29 yaşındayım. Geçen sene de 29 değil miydin sen? Nasıl iş bu? Şaka şaka. Hemen kızma. Git Elmas'a haber ver. Saat 3'te doğum günü partime bekliyorum ona göre. Ya ben? Sen git işine bak. Unutkan saksın. Günaydın Müdür Hanım. Bir yere mi gidiyorsunuz? Çok şıksınız da. Teşekkür ederim. Ben de bakkala gidiyordum. Bir ihtiyacınız varsa alayım. Çok teşekkür ederim Piraye'ciğim. İstersen gel beraber gidelim. Olur. Nereye gidiyorsunuz? Üsküdar'a ineceğim. Bir siparişim var da. Çok iyi olur. Benim de alacağım şeyler vardı. Hadi o zaman. Müstesna gelmeden gidelim. Tamam. Tamam işte hocam. Böyle daha güzel oldu. Kızlar, Müs aldığımız hediyeyi beğenir mi acaba? Valla Müs çeyiz delisi olmuş. Herhalde beğenir. Hadi şu hediyeyi getir de paket yapalım. Dur getireyim. Na 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 na. Bakın. Bak. Ay çok güzel değil mi? Müs düşecek bunlara, düşecek. Tam müstesnanın ruhuna göre. Biraz açık değil mi? Of, gece tamam. Giyecek bunlar Ayşen, gece. Bunun adı gecelik. Yani sokağa çıkmayacak bunlarla canım. Aa, siz de beni iyice aptal yerine koydunuz ama. Ben de biliyorum herhalde. Daha ne o zaman? Yok açıkmış da, kapalıymış da. Ay affedersiniz ay, kızlar. Ay ödümü koparttın Gülseren. Dikkat etsene biraz ya. Tamam tamam, başka şişireyim mi? Aman istemez kalsın. Cihan nerede? Oyun çalışıyor. Cengiz'le mi? Evet. Haftaya mı çıkıyor sahneye? Evet. İkisinde çok çalışması lazım malum. Şu oyun bitsin de bir çare düşün Bilge. Ne bu ya? Ne yapabilirim Esin? Haklılar. Masayı hazırlayalım mı artık? Bence daha erken. Hı. Yani Fehimen, nereden çıkardın şu patates salatasını bilmem yani. Ne var? Ekşi ekşi yeriz. Hazır alsaydık keşke. Bizim yaptıklarımız gibi güzel olur mu? Akıllı. Yaş gününde kim kim olacağız? O kızda Saşlı kız yok galiba. Öğren artık herkesin adını Fehimen. Onun adı Süheyla. Sen de bana Fehimen deyip durma. Benim adım Fehiman. Ne öyle süpermenler gibi. Babam bu adı çok aramış mı? Hayır, çok yakınındaymış babaannemin adı. Peki babaannenin babası bu adı çok aramış mı? Sen kendi adına bak Pınar Süt. Benim adım Saraylı adı bir kere. Tamam mı? Spor ve sergi sarayından mı geliyor? Benim dedem sarayda çalışıyormuş. Müze bekçisi olarak mı? Aman sana da bir şey söylenmiyor. Başma abincim şakalı. Şuradan bir taksiye binelim. Tamam. Thank you.
Biz limon almadık mı? Başlayacağım şimdi limonundan. Nereden bileyim ben? Aa, ne bağırıyorsun Pınar? Yok patates salatası, yok bilmem ne. Bir yığın iş çıkardım başımıza. Ellerim leş gibi soğan koktu zaten. Limonsuz yenir mi Pınar Allah aşkına? Git Müsten iste. Yoksa manavdan al. Ama Müse sürpriz yapacağız. Ne yapacaksınız derse ne diyeyim? Onu da sen düşün istersen ha. Annem bile bu kadar iş yaptırmadı bana ya. Öf. Oo, kızlar çok güzel oluyor. Sağ ol. Siz ne yaptınız? Her şey hazır mı? Hazır sayılır. Limon arıyoruz. Müs, sizde limon var mı? Aa, niye ağlıyorsun sen? Alışkanlık işte. Her gün bu saatlerde ağlarım. Sahi mi? Çok safsın Fehiman. Sen nasıl kazandın tıp fakültesini? Senin yerine baban mı girdi sınava? Niye ağlıyorsun? Hiç yok bir şey. Var var. İnsan durup dururken ağlar mı? Ağlar. Benim gibi öksüz yetim olursa ağlar. Ama saçmaladın ha. Kaçta başlıyor parti? Aman ne partisi? Parti benim neyimi? Aa, öyle su koyuvermek yok. Bak hepimiz hazırlandık. Sabahtan beri bir şey yemiyoruz seni paslanayacağız diye. Hem sana hediye aldık, ne haber? Sağ ol yavru kuş. Ama canım sıkıldı. Doğum günü falan istemiyorum, vazgeçtim. Hadi kalk. Böreğimizi çöreğimizi hazırla. Öleceğiz aşıktan yoksa. Bir tane de limon ver bana. Limonu ne yapacaksın? Pınar saçlarını saracakmış. Spreyi bitmiş. Süslü Raziye. Saçlarında sarması olmaz. Çok güzel bir şey aldınız. Müstesna çok sevinecek. İnşallah. Ben de buradan iskele yemeyeyim bari. Niye? Karşıya geçeyim. Bizim okulun kütüphanesine gideceğim. Ama Müstesna'nın yaş günü bugün. Beni çağırmadı ki. Ne demek çağırmadı? Bana hiçbir şey söylemedi. Olmaz öyle şey. Yürü. Ama belki beni istemiyordur. Yurttaki herkesin davetli olduğu belli bir şey. Söylemesi mi lazım? Böyle alınganlıkların hiç lüzumu yok. Hiçbir şey almadım ama. Alma efendim, şart mı? Bir daha böyle şeyler duymayayım. Çok ayıp şeyler bunlar. Ne demekmiş beni çağırmadı? Aynı çatı altında yaşıyorsunuz. Özel olarak çağırması mı lazım? Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Kızlar, harika bir repertuar yaptım. Müs için. Vay, laflara da bak, repertuar filan. Bak, öyle iç karartıcı şeyler çalacaksan bir çare düşünelim. Doğru dürüst bir şeyler çal. Aman, obet seslerinizle ne de güzel söylersiniz ya. En iyisi biz söyleyelim. Oh, ne güzel söyleriz hem de. Aman aman, sizin aklınıza ayva çiçek açmıştan başka bir şey gelmez. Demode şeyler. Ah canım. Aa, o ne Pınar? Vodka. Saçmalama, müdür hanım burada olacak. O da sıkar artık ama. Müstesna'nın doğum gününde bir kadeh içmeyeceksek. Vallahi doğru. Ne bu artık böyle canım? Aa, ne güzel. Ne haber yavru kuşum? Yavru kuşunun kanatları kırık güzelim. Aa, niye, ne oldu? Hiç, ne olsun. Biz de insan mıyız? Ne olacak? Evlatlığız işte biz. Hadi, bu da nereden çıktı şimdi? Müsçüm lütfen. Hadi ne oldu? İnsan içi böyle günde belli oluyor işte. O yeni gelen çatlağı aldı, gezmeye gitti. Kim? Kim olacak? Annem. Olur mu öyle şey yavru kuşum? Gelir birazdan. Beni boşuna avutma Pınar. Bak saat 2 ama annem hala yok ortada. Gördün canım, mü? Canım belki bir işi vardır. Kalk sen hazırlan hadi. Hadi bak, öldük açlıktan yukarıda. Herkes senin pastanı bekliyor. Hadi çabuk kalk. Yok, ben yatacağım, istemem. Ben hastayım Pınar, yatacağım. Başlarım şimdi hastalığından. Ya ısrar etme Pınar, çok kötüyüm diyorum sana. Hadi hadi kalk çabuk. Sabahtan beri bir lokma koymadık ağzımıza. İptal ettim, parti marti yok. Onu zamanında düşünecektin. Hadi kalk çabuk. Hadi, ne giyeceksin üstüne? Ama ben ne giysem ne olur acaba? Bugün benim doğum günüm değil, ölüm günüm Pınar, ölüm. Öf, geldiler galiba yine sana, hadi. Ay hiç halim çıktın yok. Çıktın ama, hadi yürü. Ay kaktırma beni Pınar. Ay canım benim. Ay neler yapmışlar, Allah iyiliğinizi ya versin size. Ay yavrum, neler de yazmışlar. Müstesna. Bak bak bak.
Müstesna darılmıştır şimdi bana geç kaldım diye. Aman ben annem getirir diye umuyordum ama yok kendisi meydanda. Sahi müdür hanım nerede? Aman ne o piramidir nedir onu taktırmış. Yalan mı söylüyor ama o piramidin yüzünden doğum günü pastasız kaldım. Boşver ya. Piraye ile sana doğum günü pastası almaya gittik kızım. Ay anneciğim. Ya ay anneciğim. Bilmeden konuşursan böyle olur. Piraye doğum günün için pasta aldı sana. Çok teşekkür ederim anne. Yeni yaşın kutlu olsun kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ver bakayım kolunu. Anne bu ne? Çok güzel. O kumarcıdan sahte bilezikleri alıp aldatıldığınızdan beri aklımdaydı. İyi günlerde kızım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel. Kızlar güzelliğe bakın. Çok güzel. Doğum günü kutlu olsun Müs. Canım pasta için çok teşekkür ederim sana yavru kuşum. Bu da bizim hediyemiz Müs. Ortak aldık. Ay, hepinize çok teşekkür ederim. Ay niye zahmet ettin? Vallahi hiç gerek yoktu. Ne zahmeti Müs'cüğüm? Senin için az bile. Ay bu şahane bir şey çocuklar. Beğendin mi? Ay beğendim çok hem de. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun kızlar. Ben arkadaşlara katılamadım. Sana bunu alabildim. Kusura bakma olur mu? Ay canım çok teşekkür ederim ya. Niye zahmet ettin? Bir dakika. Bu ne acaba? Kaç tane şeyim oldu birdenbire? Bu da oldu. Ay çocuklar şahane bir şey. Ay canım sağ ol. Benim pastamı verin de gideyim. Aa, nereye? Benim başım size uymaz. Ben aşağıda oturdum. Anneciğim ölüme öpün. Hiçbir tamam, yere bırakmam tamam, sizi. Tamam. Müstesna. He. Kaç oldun sen? 29 bitiyor. Aa, geçen sene de 29 bitmiştiniz. Aman yanlış hatırlıyorsun Esin'cim. 28'di geçen sene biten. Anneciğim sizden bir şey rica edebilir miyiz? Bugün yaş günün söyle bakalım. Bakın biz bir şişecik vodka almıştık. Portakal sularınız içine birkaç damla damlatabilir miyiz vodkayı? Hadi için bakalım. Ama küçücük bir şişe o kadar. Zaten bir tek küçük var başka bir şeyimiz yok. Yaşadık kızlar. Annemi nasıl günahını aldım gördünüz mü? Çok ayıp ettin ama Müs. Değil mi? Hı-hı. İşte müzik bu. Pirayeciğim eziyet etme bize yavrum. Kapat şunu hadi güzelim. Nasıl beğenmiyorsunuz anlamıyorum. Biz de sen bunu nasıl beğeniyorsun haklı. Anlamıyoruz. Elması çağırmadın mı Müs? Çağırdım ama ortada yok gördüğünüz gibi. Niye gelmedi acaba? Ne anlasın acaba o yaş günden baş gününden? Ömründe bir kere düğüne gitti mi ki? Hadi şu geceliği giy de görelim bakalım Müs. Nasıl duruyor üstünde? Doğru ben de merak ediyorum tamam mı? Senin odanda giyebilir miyim? Tabii. Tamam. Nanana. Nasıl kızlar güzel miyim? Yavru kuşum musun sen benim be? Çok yakışmış. Senin iyisi bunu hiç giymemişsin. Daha fena olur. Bak. Niyeymiş o? Ay kim şimdi bu durup dururken? İnsan lafının üstüne gelirmiş elmastır. Aman ağzını hayır aç Ayşe şimdi çekemem elması. Açayım mı kapıyı? Annem açmıştır.
Vodka isteyen var mı kızlar? Anacığım ne bereketli vodkaymış bu, bitmek bilmedi. Pis ay yaşlar, kadıncağız böyle mi dedi size? Yazıklar olsun vallahi. Boş ver. Kim istiyor kızlar? Ay ben de içmem artık. Merhaba ben. Kızlar. Merhaba. Merhaba. Oh, etraf ne güzel süslenmiş. Börekler, pastalar. Yatıyor muydun yenge? Yatıyordum Elmas. Ben böyle oturarak yatarım. Ne yatması be kızım? Niye geceliğini giydin peki? Ne olur ne olmaz. Belki uykum gelir diye. Elmas, uzun zamandır görünmedin. Dünden beri gelmiyorsun. Ev hali işte. Olmuyor be yenge, çıkamıyorum. Abim bir şey gönderdi mi? Nasıl bir şey? Şöyle son model bir Mercedes. Paket Elmas'cığım. Köylü küçük bir paketi al yengene götür demedi mi? Yok. Abim erken çıktı, bir daha görmedim. Saygısız, terbiyesiz. Bir şey dedi mi demedi? Ne diyecekti ki? Yani yengene şunu al bunu al falan diye bir şey söylemedi mi? Bugün Müsün yaş günü biliyor musun? Aa öyle mi? Koç oldun kız yenge. 29 bitti. 29 bitmiş. Yani birkaç sene önce bitti. Sen bugün benim doğum günüm olduğunu bilmiyor musun Elmas? Yo, nereden bileyim? Abiniz bir tek gül gönderseydi bari. Şuradan biraz daha vodka doldur Pınar. Nereden biliyorsun Müs? Belki gece hediye vermeyi düşünüyor. Ha terbiyesiz. Senin aklın fikrin gecede. Bak söyleyeyim Cengiz, bu kadar çalışmayla kesinlikle geçemeyiz. Niye geçemeyelim Cihan? Sular seller gibi ezberledik. Bir kere daha geçelim. Hayır, yeter artık. Burama kadar geldik. Müs'ün yaş günü kutladık. Ben çıkarken kızlar hala eğleniyorlardı. Doğru ya, bugün onun yaş günüydü. Seni de sordu. Akşama kutlarım artık. İstersen git, yetişirsin. Yo gitmem. Pasta masta ikram eder. İyi ya, yersin işte. Ben rejimdeyim. Hadi Cengiz, bir daha geçelim. Yeter dedim Cihan. Hem bir sinemaya gideceğiz. Hangisine? Balıkçı Kral'a. Ben de gelebilir miyim? Sen geçen hafta gittin ya. Ama çok güzeldi. Bir kere daha seyredebilirim. Cengiz, münazara ekibine girdim. Münazara değil, tartışı. Kimse anlamıyor artık bu eski lafları. Tartışıymış. Hiç tartışı diye bir şey duydun mu Cihan bugüne kadar? Münazarayı duydum da tartışıyı hiç duymadım. Gördün mü? Münazarayı hiç değilse duymuşlar. Peki peki. Konu ne? Kürtaj. Amma da konu seçmişsiniz ha. Böyle ciddi sorunlar sizin neyinize? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir lafını tartışın yeter. Ne olacak şimdi yani? İki grup halinde bu konuyu tartışacağız üniversitede. Ne zaman? Finallerden sonra herhalde. Araştırma yapmam lazım. Bilge, senin şu hikayelerin ne oldu? Ne hikayesi? Niye benim haberim yok? Ne yazıyormuş, okusana. Daha nice yılları sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde geçirmeni dilerim. Dileğim bu geceyi birlikte geçirmektir. Annen izin verirse telefon et, kahvedeyim Yusuf. Aa, terbiyesizin zoruna bak Rezi. Geceyi benimle birlikte geçirmek istiyormuş. Ne terbiyesiz abim var senin böyle Elmas? Hiç böyle bilmiyordum valla. Ben de bilmiyordum yenge, çok ayıp. Hadi Müs hadi, bayılırsın aslında. Bana bak, bir çarparım valla sana iki tane. Görürsün gününü, utanmaz. Ama ne var bunda Müs? Birlikte çıkarsınız, bir yemek yersiniz, tamam. Tabii bir yemekle kalır mı bakalım bilmiyorum. Niye kalmasın canım, ne var bunda? Aman Müs, saçmalıyorsun sen de. Kalk git telefon et. Güzel bir yemek yiyin bu akşam. Geceyi birlikte geçirelim demekle yemeği mi kastediyor yani sizce? Tabii. Ne olacak ki başka? Hı? Aa, orası hiç belli olmaz. Sen de yangına körükle gitme be Feyman. Bence bu demek müstesna ve hiçbir sakıncası da yok. Bir yemek yer geliriz be yenge, ne olacak? Sen de mi geliyorsun? Ne güzel, üçümüz yemek yeriz. Senin ne işin var Elmas? Onları baş başa bıraksana.
Ne açık sözlü kızsın sen de. Öyle değil mi ama? Belki öpüşecekler. Kız şunun söylediği laflara bak. Terbiyesiz. Sen öyle yapıyorsun herhalde. Orasını bilemem. Bak Müs, gördün mü? Benim üstüme geliyordunuz hep ama bu bana beş basar vallahi. Hadi kalk git telefon et. Kaç saat bekleyecek adam seni? Seven erkek bekler Piraye. Senin belki sevenin olmadı ama olunca göreceksin. Burada içki var mı? Bira al. Ben bira içeyim o zaman, çok sıcak. Tamam. Yalçın, Can Bey'le konuştun mu? Can Bey de kim? Hani okul arkadaşındı. Şu yeni çıkan kadın dergisi var ya, onun yayın yönetmeni. Ha, tamam. Daha görüşemedim. Bu kaçıncı Yalçın? Ne kaçıncı? Güya geçen haftada pazar dergisi işini ayarlayacaktın. Görüşemedim bir türlü. Merak etme, birinden birini ayarlayacağım. İnşallah. Bir haftadır yurda gitmiyorum. Bakalım müdüreyle ne zaman kapışacağız? Gitme, bana gel. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Gel bende kal diyorum. Yurda ne diye para veriyorsun ki? Ev geniş nasıl olsa. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Yarıncay mı ama? Teklif benden, canın isterse. Bize iki bira verir misiniz? Bak, geç kalmak yok ama müstesna. Meraktan öldürme beni. Anneciğim, tamam biliyorum. En geç saat 11'de buradayım. Peki, nereye gideceksiniz? Yemeğe anneciğim nereye olabilir? Bak kızım, bu dünyada kimseye güvenme, Yusuf'a bile. Dünyanın hali hiç belli olmaz. Sonra çok üzülürsün. Yemeğini ye, doğru eve gel, anladın mı? Ay aşk olsun anneciğim, ben öyle bir kız mıyım da bana öyle söylüyorsunuz? Aşk olsun, kırılırım vallahi. Geldi. Anneciğim Yusuf geldi. Ben gidiyorum. Geldiyse aç kızım kapıyı. Tabii. Açayım değil mi ben? Allah'ım ne görgüsüz adam. Tamam bir kere çalınır kapı herhalde değil mi? Açıyoruz. Açtık. Buyurun Yusuf Bey. Bana Merve'yi çağır. Al sen Gingo lahırı bulan burası. Sen ne terbiyesizsin? Merve, Merve. Ay. Merve'yi çağır dedim. Kızlar Merve'yi çağırın. Ay ben ne yapayım Allah'ım? Ne oluyor? Müstesna kim bu çocuk? Anneciğim baksanıza bilmiyorum ki bu ne bu böyle? Çabuk bir araba çağıralım. Bu çocuk hasta. Kızlar yetişin, Merve'yi çağırın. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ay çabuk içeriden kolonyayı getir Pınar'cığım çabuk. Sen de doktorum diye hava atıyorsun. Bak bakayım bunun nesi varmış. Tamam şimdi anlarız. Tamam. Yazık, karısı var galiba. Kızım kim bu çocuk? Ya üvey abisi, Merve'nin üvey abisi anne, evet. Merve, Merve seninle konuşmak istiyorum. Kızım bir şeyler söylesene. Buradayım Haldun, tamam. Beni bırakma. Ay bunun ateşi var yenge. Su çiçeği çıkarıyor da ondan. Yok, ateşim ateşi yok. Ay ben biraz daha koklatalım bakalım. Ay kapı çalıyor, tut şunu, tut şunu. Ver kızım kolunu. Ah Yusuf, gördün mü başımıza neler geldi? Hayrola, kim bu arkadaş? Yusuf Bey, şunu hastaneye götürün. Bu Merve'nin abisi, üvey abisi. Çekilin, çekilin kızlar. Çok fena bunun durumu, ben bir şey anlamadım. Zaten anlatan şaşardı. Merve, seni görmek istedim. Gördün işte, defol git şimdi. Hiçbir laf öyle Merve. Halini görmüyor musun? Git ailesine haber ver. Ya elma, çekilsene benim kolumun altından. Ben ayakkabımı giyip geliyorum. Tamam, tamam. Nereye gidiyoruz? Hastaneye, hastaneye. Yavaş, yavaş yap. Yavaş bakayım. Tamam. Yetiştim Yusuf'cum. Yetiştim, ben yardım ederim şimdi sana. Dur. Dur canım, dur dur dur. Kolunu kaldır. Ha, tamam. Leş gibi de içmişsin günün ortasında be. Hiç sorma, leş gibi kokuyor. Hiç. Geç. Merve gelsin. Merve'yi istiyorum. Merve. Nesi var bunun müstesna? Kim bu? Merve'nin üvey abisi. Hasta baksana. Merve'den ne istiyor? Ne bileyim anacığım ben, ne istiyor? Deli midir nedir? Merve'nin peşinde mi? Herhalde baksana.
Babasına haber ver. İyi tamam, bin arabaya çabuk. Biraz dinlenmesi gerek. Teşekkürler. Ben de gidip bizim hocayı arayayım. Belki yardımcı olur. Tamam canım. Merve, özür dilemek istiyorum. Beni affet. Böyle olsun istememiştim. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim Haldun. Ölsen bile umurumda değil, tamam mı? Niye geldin o zaman? Çünkü müdür hanım ısrar etti. Ne olur affet beni. Gerçekten bunu istememiştim. Sadece seninle konuşmak istiyordum. Neydi bugün anlamadım ha. Ya. Bereket doktor iyi adammış. Görüyor musun, uyuşturucu da kullanıyormuş meğer. Ne olacak, anne bir tarafta baba bir tarafta olacağı bu. Bak çocuk böyle yatıyor, annesi ortada yok. İyi ki zamanında getirmişiz hastaneye. Hayatını kurtardık şaka maka. Anacığım deli midir nedir? Hadi içtin o kadar bari içki içme. Ama ne hasta işte, sanki matah bir şey. Amma da tırmaladı ha. Şu ellerimin haline bak. Domuz gibi de kuvvetli maşallah. Ya müstesna, Merve niye ağladı? Çok kötü davrandı çocuğa. Vallahi ne bileyim Yusuf, o işin içinde bir işi var ama anlayamadım gitti. O manyak bir şey yapmış olmasın kıza? Olur olur, nereden bileceğiz ki biz değil mi? Ben uylandım bu işten abicim. Aman bize ne Yusuf, biz ne yapabiliriz ki? Aman doğru. Hadi gidelim mi artık? Hadi gidelim vallahi, moralim o kadar bozuk ki. Gördün, yaş günüm burnumdan geldi. 35 yıllık hayatımda böyle bir şey görmedim. 35 mi? Hani 29 bitmişti? Aman lafın gelişi o. Hemen bir şey çıkarma. Şaka şaka. Tamam. Beni kandırdın. İnanmıyorsun ama seni çok seviyorum. Ama ben senden nefret ediyorum. Beni affetmen için ne yapabilirim? Artık hiçbir şey yapamazsın Halun. Bana yapabileceğin en büyük kötülüğü yaptın. Beni rahat bırak. Senin yüzünü görmek istemiyorum, tamam mı? Yusuf, nereye gidiyoruz? Yemeğe. Ne yemeği, kebapçıya mı? Sen de beni maganda yaptın çıkardın ha. Yaş gününde kebapçıya mı gidilir? Yara yırttım. Restorana gidiyoruz. Aman deli misin? Ne lüzum var şimdi bir ton para harcamaya? Sana feda olsun güzelim. Altılıdan gene para kaptım onunla. Yusuf sen fena alıştın bakıyorum bu beygir yarışlarına. Yahu şu atlara beygir demesene. Niye? Ağırlarına mı gidiyor sandı? Yusuf! Yusuf dur! Dur! Yusuf dur, yakaladım! Yahu müstesna ne oldu be? Yahu söylesene! Şey kardeş! Kardeş, ismi neydi bunun? Kardeş! Kaçık, ay bir dakika! Beni duydun, bir dakika! İlmi, ay gidiyor! Hırsız! Dolandırıcı hırsız! Ay. Ne oldu müstesna? Ya, GSB 67 Yusuf, unutma! Gülsün Bülbülbül Zonguldak, Gülsün Bülbülbül Zonguldak! Gülsün Bülbülbül Zonguldak! Müstesna güzelim, ne oldu anlatsana! Gülsün Bülbülbül Zonguldak! Adamın plakası, GSB 67! Hangi adamın plakası? Ya Esin'le bizi dolandıran adamın plakası. Aa. Bak nasıl yakıyorum çırasını. Yürü çabuk, karakola gidiyoruz şimdi. Şimdi mi? Tabii şimdi gidiyoruz. Eğer şimdi gitmezsek izini kaybettiririz. Arabasını satar Harry. Peki yemek? Ya ne yemeği? Yürü Gülsün Bülbülbül Zonguldak. Gülsün tamam. Bülbülbül Zonguldak. Gülsün İyi geceler müdür hanım. İyi geceler, hayrola? Çok güzel bir film vardı, seyredebilir miyim? Olmaz kızım. Arkadaşlarına haksızlık olur, bu yurtta televizyon yok. Ne olur müdür hanım lütfen. Müstesna gelinceye kadar. Hem size arkadaşlık ederim.
Nedir benim sizden çektiğim hal? Sadece bu gecelik ama alışma. İster misiniz mi Duran? Ver bakalım biraz. Hacı kırdın anne Yusuf. Yok, annem kızıyor. Yok, artık kızmıyor vallahi. Hem bugün benim doğum günüm. İyi, bak günah benden gitti ama. Adamı yakalarlar mı dersin Yusuf? Bilmem. İnşallah. Ama sen paranı alamazsın. Ha, o bir yakalansın bak paramı nasıl alırım ben. Sanki verdiğim paranın makbuzu var. Ay çok geç olmuş hadi al asmanı. Hemen gidiyor musun? Ne yapacaktın peki? Bir öpeyim seni. Yaş gününü kutlayalım değil mi? Ama yalnızca burada. Tamam. Tamam mı? Bu taraf? Aman Yusuf. Ama yalnız burada. Tamam. Tamam. Tamam mı şimdi? Ya ben bundan hiçbir şey anlamadım. Ay. Aa, basıldık! Hep senin yüzünden saksı!